Vefatının 62. yıl dönümünde tarihçi Mükrimin Halil İnanç'ı kabri başındayız. 1900 yılında Kahramanmaraş Elbistan'da doğmuş. Babası, amcası Kadı ailesinden. Eğitimini Malatya'da, Diyarbakır'da geçirdikten sonra İstanbul'a Gelenbevi Sultanesi'ne gelmiş. Daha sonra İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırmış. Bir süre sonra da Mülkiye Mektebi'ne geçmiş. Kütüphane memurluğu var. 1925 yılında Paris'e kütüphanelerde araştırma yapmaya gitmiş. İki sene kaldıktan sonra, döndükten sonra İstanbul'da Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih öğretmenliği yapmış. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne doçent olarak atanmış ve vefatına kadar orada görev yapmış. Bir büyük tarihçi, tarihle o kadar boğuşmuş ki yürüyen tarih olduğu söylenir. Portre üstadı Haldun Taner'in Galatasaray Lisesi'nden hocası, daha sonra Haldun Taner İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi asistanı olunca kısmen hoca-talebe ilişkisi, meslektaş ilişkisine dönmüş. Çok güzel bir biyografisi var. Bekar yaşamış, ömrünü fakültede, kütüphanede ve Beyazıt kahvehanelerinde sohbetle geçirmiş. Yine bu mezarlıklarda ebedi misafirimiz olan Mahmut Kemal İnal'le Küllük Kahvesi'ndeki atışmaları kayıtlarda var. Hakkında bilgi sahibi olabilmek için Aile Vakfı yayını olan Ömer Hakan Özalp'in güzel bir eseri var. Ayrıca Haldun Taner'in portrelerinden de bulunabilir, kütüphanelerde bulunabilir. Çok sayıda makalesi olan bir zat. Yassıada da şahitliği var. Hiçbir şey bilmiyorum demesi meşhur. Hakim de aslında hafızayla meşhur birisinin bir şey hatırlamaması enteresan der. Haldun Taner bir bellek fenomeni diyor. Paris'te kütüphanede araştırma yaptığı sırada bulduğu bir kitaptan şimdiki gibi nüsha alamayınca 5 sayfalık metni ezberine alıp daha sonra oteline ya da kaldığı yere gidince kayda geçirip tekrar kontrol ettiğinde hiçbir hatasının olmadığı fark ediliyor. Mükrimin Halil İnanç'ı vefatının 62. yıl dönümünde rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.